Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Günlük hayatta İngilizce serimize devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk phrase'imizle başlayalım. Onun ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, bizi hangi durumlarda kurtarabileceğini öğrenelim. İlk phrase'imiz boom. Beat around the bush. Beat around the bush, lafı gevelemek demek arkadaşlar. Mesela arkadaşınla kavga ediyorsun böyle. Sen yaptın, hayır sen yaptın. Lan bana bak oğlum. Oğlum bak sen bana bak. Sen de diyorsun ki bak oğlum söyleyeceksen söyle. Don't beat around the bush. Lafı geveleyip durma şeklinde kullanabilirsiniz. Beat around the bush'u zaman kalıplarına göre çekimleyerek de kullanabiliriz. Mesela ben arkadaşımla burada konuşuyorum. Bir tartışmayı dinliyoruz salaktan böyle hani çarptırmadan. He kanka ben de gittim öyle oraları gördüm falan. Oğlum baksana ne biçim kavga ediyorlar ya. Ama Ahmet'e bak Ahmet'e. Bak bak Ahmet'e bak. He's beating around the bush. Resmen lafı geveliyor. He is beating. Şu anda yapıyor. He's beating around the bush. Baksana lafı geveliyor şeklinde beat around the bush'u kullanabiliriz. Devam edelim ikincisiyle. İkincisi çok güzel bir ifade. Diyor ki curiosity killed the cat. You know, bilirsin ya insanın başına gelirse gelirse ya meraktan gelir ya meraktan gelir. Curiosity killed the cat. Bak fazla zorlama. Çok merak iyi değildir kardeşim. Değil mi? Mesela biri geliyor, birader sen ne yapıyorsun hayırdır falan filan diyor. Sen de diyorsun ki hayırdır kardeşim? What is the matter? Problem nedir? You know, bilirsin ya. Curiosity killed the cat. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya meraktan gelirmiş. Haberin olsun. Gibi kullanabilirsiniz. Üçte ise çok güzel bir ifade daha var. Diyor ki, get out of my way. Çekil lan yolum lan. Dinle. Get out of my way. Çekil oğlum lan. Çık. Şarkıyı biliyor musunuz? Move it, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. İşte onun gibi bir kalıp. Çekil yolumdan. Üf, yeter. Get out of my way. Çık önümden be. Bunu mecazla kullanabilirsiniz. Mesela kariyerinde süper ilerliyorsun ama senin yanında çalışan bir ibiş var. Seni sürekli geriye çekiyor böyle. Sürekli geriye çekiyor. Sen de diyorsun ki fucking look at me. Şimdi bana bak. Get out of my way. Çekil lan benim yolumdan. I'll be a successful doctor. Ben başarılı bir doktor olacağım. Get out of my way. Bana engel olma. Çekil yolumdan. Şeklinde get out of my way de kullanabilirsin. Dörtte ise çok güzel bir yapı öğretmeye çalışacağım sizlere. Şöyle bir yazalım. Diyor ki if I could, I would, blah blah blah. Bu ne demek biliyor musunuz? If I could, vallahi imkanım olsa, yapabilecek olsam, I would buy a big house. I would fly. I would travel the world. Şeklinde would'dan sonra bir mek makbul kullanarak çok basit bir şekilde tamamlayabilirsiniz bunu. Mesela arkadaşınıza diyecek, arkadaşın sana diyor, ya oğlum sen çok mutsuz görünüyorsun ya, git biraz dünyayı gez dolaş falan filan. Sen diyorsun ki lan gerizekalı, senin dolardan haberin var mı? If I could, I would travel the world. Yapabilecek olsam zaten gezerdim dünyayı. But I'm not rich like you. Sen gibi zengin değilim. Değil mi? I'm not dollar rich. Dolar zengini değiliz. That's all. Devam edelim. Beşte de çok güzel bir yapı öğretmeye çalışacağım. Boom. Make you blah blah blah. Şimdi make you blah 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 dediği yere bir mekmaklı ifade koyalım. Mesela diyelim ki laugh. Yani kahkaha atmak. Make you laugh. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Seni güldürmek. Şimdi laugh gülmek demek. Ama make you laugh seni güldürmek. Mesela make Ahmet laugh. Ahmet'i güldürmek. Make me laugh. Beni güldürmek. Make Ayşe laugh. Ayşe'yi güldürmek. Şimdi laugh ifadesini değiştirelim. Gülmek yerine mesela sad. Üzgün. Mesela make you sad. Seni üzmek. Make me sad. Beni üzmek. Make us sad. Bizi üzmek. Şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Diyelim ki arkadaşın geliyor diyor ki ya oğlum Ahmet'i gördün mü? Çok kötü birader herif ya. 10 yıllık kız arkadaşının hani karısından boşanmış ya. Oğlum ne olacak bu ya? Ben de diyorum ki guys don't worry. Endişelenmeyin. I will make Ahmet laugh. Ben Ahmet'i güldüreceğim. Ya da I will make him laugh. Onu güldüreceğim ben. Sen sıkıntı yapma. Problem değil. Okay?
Peki Ayşe'yi ne yapacağız birader? Çocuğu koydu gitti böyle 10 yıldan sonra ya. Ben de diyorum ki, guys please don't worry. Lütfen endişelenmeyin. I will make Ayşe regret. Regret pişmanlık duymak. Ben Ayşe'yi pişman edeceğim. I will make Ayşe regret. Şeklinde make maklasını böyle karmaşık cümleler için çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Yorumlara lütfen bunu bol bol kullanarak cümleler yazmaya çalışın. Bu çok 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 sık kullanılan ve çok önemli bir ifadedir. Boom. Altıda ise motivasyon konuşmalarının, motivasyon diyaloglarının, motivasyon ortamlarının olmazsa olmazı bir ifade var. Onun adı no matter how. Her ne pahasına olursa olsun. Teknik direktörsün, 15 yaşında çocukların var, maça çıkacaklar. Onlara böyle hadi koçlarım, aslanlarım, yiğitlerim diye böyle gaza getirirken diyorsun ki no matter how, her ne pahasına olursa olsun we will win. Biz kazanacağız. No matter how. Ne olursa olsun. Sıkıntı yok. Şeklinde bolca kullanabilirsiniz. 7'de yine çok 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 fazla ihtiyaç duyduğumuz günlük hayatta ve çok çok kullanmak zorunda hissedeceğimiz bir ifade var. Onun adı effort. Effort kendisinden sonra to ve başka bir mekmaklı alıyor. Mesela ben bunu alamam diyeceğim. Çünkü effort karşılamak demek maddi olarak. Ben bunu maddi olarak karşılayamam. I cannot afford this. Ben bunu karşılayamam. Kızım ne, bu ne böyle? Nasıl alayım ben bunu? Aa, petrol zengini miyiz biz? Tipe bak. Gibi kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu satın almayı karşılayamam. I cannot afford to buy this. Ya da I cannot afford this. Effort'u yalnız bir şekilde de kullanabilirsiniz. Okay? Mesela arkadaşın diyor ki kanka yeni arabam nasıl? Jilet. Sen de diyorsun ki oğlum çok güzel lan. Harika bir araba ya. O da diyor ki kanka sana da alalım bir tane be. Beraber yanlarız gezeriz falan. Sen de diyorsun ki dude. Are you crazy? My father is a worker. Bizim peder işçi. He cannot afford this. Buna gücü yetmez. Bunu karşılayamaz, beceremez. Şeklinde effort kullanabilirsiniz. 8'de ise yine muntazam bir ifade var. Don't be a smart ass. Don't be a smart ass. Bu ne demek biliyor musunuz? Ukalalık etme. Bilmişlik etme. Çık, yürü. Kepaze herif. Mesela sanayidesin, kaportacısın. Yeni bir tane çırak aldın, tamam mı? Araba geldi, aldın tabancayı, arabaya şey yapıyorsun. İşlem uyguluyorsun tamir etmek için. Çocuk da gelmiş. Usta. Öyle olmaz yalnız usta. Haberin olsun usta diyor. Sen böyle çıkıyorsun ağzının ortasına. Yürü! Don't be a smart ass. Ukalalık etme serseri. Don't be a smart ass. Yürü. Çık. Karaktersiz senin. Diye çocuğu ne yapıyorsun? Gaza getiriyorsun. Gazlıyorsun. Tabii böyle şeyler yapmayın. 9'da ise şöyle bir ifade var. Have a long way to go. Bu have a long way to go kalıbı şöyle bir şey. Oğlum bak. Gidecek çok yola sahip olmak gibi bir şey bu. Mesela birine diyorsun ki lan oğlum bana bak şşş. Ukalalık etme. Don't be a smart ass. You have a long way to go. Senin daha gidecek çok yolun var. Sen giderken biz dönüyorduk. Sen bizim ayak izlerimize bir orada bir bak. You have a long way to go. Anladın mı? Senin güttüğün koyun kadar bizim bazı kişisel problemler yaşadığımız çobanlar vardı. Diyorsun yani. Anladın mı? Sen gittiğin yoldan biz döndük. O işler bitti. Haberin olsun. You have a long way to go. Senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Demektir. Have a long way to go. Tabi you değiştirebiliriz. You yerine mesela I deriz. Uf, I have a long way to go. Ya daha var ya. Gidecek çok yolum var ya bu yolda. Bu kariyerde. You have a long way to go. Oğlum senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. She has a long way to go. Onun daha gidecek çok yolu var. Daha yolun başında. Ooo 40 fırın ekmek yemesi lazım. Şeklinde kullanılabilir. Şimdi ise gelelim videonun son kısmına. FK Language'in kemik motherfuckerlarının en sevdiği bölümü karşımızda. Ha, lütfen bu arada argo duymak istemeyenler videoyu kapatsınlar. Sizle de başka zaman görüşürüz. Ve kemik kitle.
Karşımızda douchebag. Douchebag arkadaşlar böyle hani tipler olur, tipi tip insanlar olur ya böyle angut, dangalak, böyle bir şey anlamayan, cahil, cüheyla, kafası bir şeye basmaz ama bir şey bildiğini zanneder. İşte bu tarz insanlara İngilizce'de biz douchebag diyoruz. Yani dangalak, angut, gıt diyoruz. Okey? Arkadaşın geldi mesela, öküz bir arkadaşın, ağır bir öküz yani. Ya birader, işte dün karı bana caz yaptı, ağzına bir tane koydum falan. Sen ne diyorsun ki? Oğlum, gerizekalı mısın sen? Are you a douchebag? Mal. Hayvan oğlu hayvan. Vurulur mu lan kadına? Ne istedin lan? Diyorsun, alıyorsun böyle ondan sonra. Harbi diyorsun. Ama en başta sorduğumuz soru tabii bizi ilgilendiriyor. Are you a douchebag? Sen angut musun? Sen dangalak mısın? Let me guess. Dur tahmin edeyim. Yes, you are a douchebag. Evet, sen bir dangalaksın. Angutsun sen. Cahilsin. Gerizekalısın. İşte douchebag'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Neden çok seviyorum? Abi telaffuza bakar mısın? Douchebag. Douchebag deyince zaten aptal, angut, dangalak diye böyle gözümün önünde ışıklar yanıyor. Douchebag. Bu kelime zaten aptal anlamına gelmek için yaratılmış bence. Yüce Rabbim douchebag'i bunun için yaratmış. Dangalak demek için yaratılmış douchebag bence. Douchebag'i çok severiz. Douchebag'i bol bol kullanalım. Çünkü o douchebag. Çok tatlı. Douchebag. Siz de söyleyin bakayım. Evet. Douchebag. Harika değil mi? Bugünlük bizden bu kadar. Douchebag'i de öğrendik. Bol bol kullanabilirsiniz ama gerektiği yerde, gerektiği zaman, gerektiği uslupta. Kendinize iyi bakın. Bıyıklı Hoca'dan hepinize selamlar. Görüşmek üzere.